Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aşırı derecede sıcak var. Özellikle bugün. Ben size diyeyim ki 50 derece, siz bana deyin ki 55 derece. Yani o derece sıcak var. Ben ne yapıyorum? Vay senin küçük şortunu ne yapsın annen? Dedim ki İlk vlogu kapattım ve dedim ki Feride, hazır senin gücükler, ikisi de kendi halinde, çık yukarıya, bu işleri hallet. Hallettin, halletmedin, burası gene kalacak böyle. Neyse, kokuyor çamaşırlar, o da yetmiyormuş gibi. Bekleyecek. Üstüne de artacak. En neyse toplamak. Bu arada saatlerimiz 3.30. Patlıcan gibi şey yapacağım. Ama az yapacağım. Yanına da biraz bulgur pilavı. Bu sıcakta beni öldürün bir yere gitmem. Yaren gidecekmiş. Hani dün söylemiştim ya. Oteldeki çocuklar çıkış yapıyorlar bugün. Onlara bir jest olsun diye bizim adam düşünmüş, taşınmış. Çocuklar mutlu olsun diyor. Dedim tamam. Ama ben hiçbir yere gidemem vallahi bu sıcakta arkadaşlar. Mangal da istemem, başka bir şey de istemem. Bana getirirler de tabii ki. Yaren'i götür, geri getirirken bana da getirirler. Aslında çoktan istiyordum ama bu sıcakta emin değil. Normalde öğleden sonra yapılacaktı. Sonra Şahin dedi ki yok dedi, bugün öğleden sonra dedi, bu sıcakta dedi olmaz. Çünkü gerçekten dışarıya çıkılmıyor arkadaşlar. Kapıyı açıyorsun, sıcak üşürüyor resmen. Dün fesleğenleri diktim ya, şimdi bir çöplerim var. O bahaneyle hem çöplerimi atarım, kapının önüne yığdım Şahin gelene kadar, kediler şey yapar. Hem o çöpleri hem de neydi onun adı? Fesleğenlerime bir bidon su götüreyim ki amcamın kız diyor ki abla diyor gelsene dedim, aslında bu çarşamba gelmek istiyorum. O da gülüyor. Ne oldu dedim, diyor çarşamba diyor. Çarşamba gelme de diyor, şey gel. Dedim çarşamba gelirim, perşembe dönerim. O da gülüyor. Perşembe diyor benim burada diyor. Sabah erkenden burada olmam lazım. Salı günü gelsene dedi. Sonra ben de böyle baktım dışarıya. Kız gitsen de sıcakta gezemezsin ha. Bir de o durum, öyle bir durum var yani. Senin o şortlarını yesin ama. Şimdi takımları takım olarak asacağım arkadaşlar ki çıkarttığımda daha kolay. Dolapların içine açıyorsun ya. Dolapların içine açtığımda sanki böyle yangın kokusu varmış gibi geliyor, sıcak ya. Yukarı kıyafetlerini ben yerde asmayı daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Dolapları varsa tabii. 5 yıl boyunca hani küçücük evimde yaşıyordum ya Tekirova'da. Orada bizim dolabın içindeydi Yaren'in kıyafetleri de. Şunları kaldıracağım. Gelecek olan olsa İsmina'ya gönderirdim. Tam da İsmina'nın giyecek tarzlarda. Şöyle yine de saklayayım. Ne olur ne olmaz. Biri gelen olur. Gelen olur, giden olur. Kuzucuğuma yollarım. Şimdi sizleri birazcık hızlıya alayım. 3-4 tane şeyim var arkadaşlar. Patlıcan vardı. Uzun patlıcanlardan. Dışarıya çıkmışken, aşağıya inmişken o fesleğen, güzel bir fesleğenli patlıcan yaparım. Oh mis. Ekmek söyledim. Ondan sonra dondurma söyledim.
Bunlar gelir birazdan. Ama inşallah şöyle kişi çekim yaparken aramazlar. Çünkü düşmüyor ya. Yandım kız. İşini işinmiş. Ben işini küçüğüdür ya. Neyse size daha fazla şey yapmayayım. Şunu da İsmina'ya bir şekilde şey yapmam lazım. İsmina gene giyiyor böyle süslü püslü ki Yaren. Yaren biraz tombilik ya arkadaşlar. Yaren'e kendisi tombik, bir de o da altı etek gibi yakışmadı. Kırışık var hiç. Kırışık mırışık demeyin çünkü ütü benim korkulur yandır. Yandı. Balkona 2-3 kova su dökmem lazım. İş çok ama gel sor ki yapmak istiyor musun Feride? Ben de sana cevap vereyim ki asla. Size bir uygulamaları bir hızlı hızlı izleyin arkadaşlar. Ben de yapayım. Şimdi ay ne güzel çıktı benim çiçeklerim kız. Yukarıdaydım arkadaşlarım. Yandım. Sürekli gözüm böyle telefondaydı. Dedim bakayım telefonum çalacak mı yok mu? Telefonum çaldı ama şöyle çaldı. Ses yok. Neyse Allah'tan gördüm.
O vesileyle aşağıya indim. 40 dakikaydı yukarıdaydım. Çoğu kıyafetleri, her şeyi hallettim. Bir tek benim kıyafetlerim askıya asılacak. Onu da bir dahaki çıkışta. Şimdi şöyle, Migros'tan söylemiştim. Dondurmayı Yaren hemen bir tanesini kaptı, içeriye kaçtı. Diğerini dolaba attı. Şöyle oturarak göstersem nasıl olur? Çok da iyi olur. Bir tane Karadeniz tava ekmeğiymiş. Kepekli mi peki? Yok. Şöyle bir tane poşet de aldım. Çünkü hani bu tombik ekmek alıyordum ya arkadaşlar. Ertesi güne yenilmiyor. Taş gibi oluyordu. Şöyle bir poşet ekmek aldım. Dedim ya patlıcan yapacağım. Bir tane şöyle Schweppes mi neydi artık. Limon aromalı içecek aldım. Bu aralar içecek gidiyor. Miram'a bir tane daha mango içeceği aldım. Bir tane de şeftali aldım arkadaşlar. Su da veriyorum ama hani hava sıcak ya, suyu o kadar sevmiyor. Yani içiyor ama istediğim miktarda çocuk içmiyor. O yüzden sıcaklarda içi şey olmasın diye içecek meyve suyu alıyorum. Ekmeği gösterdim. Burası full yeşillik. Şöyle domates aldım arkadaşlar. 1 kilo. Arkaya. Vallahi ben buraya bir alıştım ya. Tövbeler olsun. Şöyle biber ama inşallah acı değildir. Acı mıdır? Hani bu kahvaltıda yiyordum ya uzun ince ince. Onlardan yok maalesef. O yüzden şöyle. Ay kız acı mı? Birazcık durdum, onu da geri attım. Biber. Sarımsak buldum. Bulmuşken de keşke bir tane alsaymışım. Bunlar çok minik be abi. Niye orada kafam kadar koyuyorsunuz da? Gaziantep. Gaziantep'ten geliyormuş. Ah 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 Gaziantep. Kandırdım beni. Şöyle minnak minnak ama güzel kokuyor. İki tane sarımsak, bunları artık çorba yapabiliriz. Iceberg marul, salata istedi, canı, Feride'nin. Burada da neyimiz var, sen gelebilirsin. Burada arkadaşlar bir tane rokamız var. Evet, bir tane rokamız var, bir tane maydanozumuz var. Evet, aldıklarımız bu kadar. Ayran istiyordum, ayran yoktu. Ne zaman ki benim canım bir şey istiyor, o olmadığı an bana geliyorlar. Şimdi şey yapayım, patlıcanımı falan çıkarayım. Yemeğimi atayım arkadaşlar. Sen dondurmayı dedin mi? Dondurmayı dedim ki Yaren attı dedim dolaba hemencik. Ondan sonra yemeğimi halledeyim, sonra götüreyim şu kovaya su doldurayım. Fesleğenlerimi sulayayım, çöplerimi atayım. Dışarısı acayip bir şekilde sıcak arkadaşlar. Böyle bir sıcak bugün yok, yok, yok. Gerçekten yok. Böyle bir sıcak ben görmedim. Bugün 55 rahat var ya. Kız yok mu? Ne kadar, kaç derece ölçe? Dışarıya bir baksan. Çiçekler falan dün diktim ya, o yüzden bugün ölmesinler diye hemen onlara şey yapmam lazım. Daha sonra şeye, Yaren'ime bir Miram'a ara öğün yemek olana kadar. Çorba da var da gerçi olsun. Yine de ara öğün olarak böyle kabak çekirdeği, sonra o kaju, muz, biraz bisküvi, onları ezip böyle şey yapıp vermem lazım. Şunu bir soğusun da böyle lıkır 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 içmek istiyorum. Hadi bakalım. Masayı birazcık çektim size böyle çekim yapabilmek için. Ya. Ya. Kıymetimi bilin lütfen. Biliyorsunuz, çok teşekkür ederim hepinize. Şuraya ne değdirmiş benim kız? Bak, bir tane leke var. Değdirir abi, değdirir. Değdirir. Ben artık Yaren'den fazla bir beklentide bulunmuyorum. Sağ olsun benim kızım. Yapma dediğim şeylerin ne varsa yaptığı için artık bir şey demiyorum. Bunu da koyalım. Bir soğusun da böyle soğuk soğuk bir içi vereyim. Şimdilik. Yoğurdum vardı, sütüm vardı. O yüzden onları hiç şey yapmadım. Dedim Feridecik, onları boş ver. Deterjanlarımı da biliyorsunuz stoklamıştım. Sizi nasıl buradan çıkarsak aralara şey yapmıştım da sizi. Deterjanlarımı stoklamıştım. O sebepten onlardan da bugün masraf çıkmadı bize.
Hoş buldum. Yazmış. Bunu nasıl yükselteceğiz? Bu tripodum niye gelmiyor? Ama buna da alıştım da bu da bazen böyle boşluğa düşüyor. Bak şimdi yükseltmiyor. Görüyor musunuz? Az önce yükseltiyordum be kardeşim sen de ya. Bu da kırıldıysa vay halimize. Ne yapacağız? Böyle yükseltmeden ya da indirmeden bunu kullanacağız arkadaşlar. Şeyini ben bunu yükselteceğim. Sadece alt kısımdan artık kısacağız. Şey yapacağız. Yoksa ki bir şekil bunu ayarlayabilsem, çıkarabilsem buradan. Dur bakalım. Vay! Ben de böyle yaparım. Sen misin beni delirten? Kardeşim. Tamam. Şimdi masayı yerine koyalım. Masayı çekmiştim az önce çünkü. Allah'ım şu an insan ne havuz ister ne deniz ister. Zaten aklı olan o ikisine de gitmesin. Benden size söylemesin. Gitmeyin abi gitmeyin. Çok sıcak. Bilmez. Bak ben buzları yapmam lazım. Yaren'im sesini kısar mısın Yaren'im? İyi ki de ben o televizyonu bir ayarladım da YouTube'u sana yükledim. İyi ki de. O küçük kızım ne yapıyor? Onun da bir klimasını açsam da bir serin serin otursa o çocuğun. Hep kendimize Müslümanlık yapıyoruz. Bu çocuğum için. Canım. Çizgi filmini açsana durmuş. O da biberonunu bulmuş bir yerden. Isır babam ısır. Isır babam ısır. Anamız çalışır. İki katı çalışır sana biberonlar almak için. Benim güzel kızım. Boş ver. Dünyaya bir kez daha mı geleceksin? Isır. Kız ben ne kadar kötü kaynanım olurum ya. Al annesi. Annesi. Aç yatın okuyum ayda. Biraz soğusuna koyayım. Çok sıcak. İkisi de böyle bir soğusun ki çocuk şey olsun. Öf ne durumda? Serin olsun. Evet serin olsun. Çocuk şu kabını da keseyim. Hülya ablanın getirdiği karpuzu yedim. Yedim. Valla karpuzu lokur lokur yaptım valla. Evet lokur lokur yaptım yeseydin sen de. Ya benim canım istemiyor karpuz. Zaten burada yiyorum bak. Ben burada yiyorum ben. Tamam annem bu patlıcan burada mıydı? Az önce dondurma yedim. Evet. Burada dereotum vardı da o yüzden maydanozum da biraz vardı. Gerçi olsun. Böyle bol bol yeşillik sebze falan tüketmek istiyorum. O açıdan da. Yine iyi tüketiyorum böyle sebze mebze de. Şöyle kaç tane patlıcanım var. Zaten birisi gitmiş. Şöyle yeter mi bu bana ya? Yeter diye umut ediyoruz. Bir de cacık yapsam. Ah böyle sarımsaklı. Uf ne güzel olur değil mi? Şimdi arkadaşlar sizleri böyle öyle yapalım ya. Olur mu? Bugün beni görmeseniz de böyle elimi görün. Elime bakın. Olur mu? Şöyle siz de başınızı döndürüyorum böyle rahatsız da ediyorum biliyorum ama. Şimdi bunu bir doğrayalım. Üstüne tuz şey yapacağım. Sonra güzel zaten yıkayacağım. Şöyle atmaya hatta bunu kayınvalidem ben yuvarlak yapıyorum da kayınvalidem böyle uzun yapıyor. Bugün de böyle yapalım. Olmuş ki. Çayını mangal getirene kadar. Kahvaltıda da krep yedim ya. O da aslında tuttu beni de. Zaten sıcaklarda öyle. Dün mesela et haşladım. O et didiklenecek. Suyuyla beraber tabakla koydum da büyük. Onları şimdi şey yapacağım. Birazcık o çorba bir gün Nuray ablanın o çorbasını deneyeceğim. Sarımsak da geldi ya. Güzel güzel. Evde hazır klimada çalışıyor. Yanmadan içeriz.
Hani yazın belki sıcaklardan dolayı sarımsak yenilir mi diyorsunuz ya. Ana bugün bunu yapmasaydım vallahi tohumlaşıyor bu. Kız böyle bir şey olmaz değil mi bana? Tohumlaşmış. Ha? Bir şey olur mu bana acaba? Valla bir de patlıcan ha. Korktuğum bir üründür. Babam hiç yemez. Çünkü babam bir ara şeyden mantarda yemez. Mantardan da zehirlenmişti. O yüzden bu ürünleri pek sevmez. Şimdi bunu şöyle bir sudan geçiriyor. Üstüne tuz döküyor. Tuz güzelce acısını alsın arkadaşlar. Ben de az önce kırdığım biberim nerede? Biber. 2 adet domatesi. Sarımsak. Bu ne ya? Abi bilerek mi seçtiniz böyle bebekleri? Bu nedir? Antep'e buradan selam olsun. Lütfen sarımsaklarınızı sulayın. Lütfen. Büyüsünler yani. Ki biz de böyle ömrünüze dua edelim sonra ki Allah razı olsun. Antepli kardeşlerimizden, teyzelerimizden, ablalarımızdan ne güzel yetiştirmişler bu sarımsağı. Ha, şu anda bir şey demiyorum tabii ki. Birazcık minik ama kokusundan anlaşılıyor ne kadar lezzetli olduğu. Yine de yenilir. Sarımsak her türlü yenilir. En azından benim gözümde. Ha, bakar mısın? Ha, bitti. Kız sarımsak dediğim böyle iri iri kafam kadar olacak. Böyle soyacaksın. 2 tanesini soyacaksın ve bitti. Orduya yeter. Ama ben bunu şimdi minik diye 40 tane soyarım. Ama ağzıma da alamam sonra. Bu yemeği de kim aklıma düşürdü biliyor musunuz? Bizim bir grubumuz var. Amca çocukları, hala çocukları, işte halamın kızı, amcamın kızı, ablam, ben, diğer ablam, kız kardeşim. İkinci ablam sordu ki yemekte ne var işte menüde falan. Buradan da halamın kızı demez mi? Ya dedi eskiden ne güzel dedi bahçeye gidiyorduk dedi 2 domates, bir biber işte patlıcan alıp dedi onu kavuruyorduk dedi sarımsak atıyorduk ne güzel oluyordu dedi. Dedim ismi Gül. Onun adı da ismine bu arada. Dedim kız ismi Gül dedim. Canım çekmedi değil ha. Oradan amcamın kız da yazmış ki keşke olsaydı değilseydim diye. Bu mimarı şu an odur. Vallahi de bilmem de. Şu çöpü böyle yapıyorum da siz görmezden gelin. Siz benim hatamı yapmayın. Elinize bir tabak alın. İçine soyun. Yani bir işi iki iş yapmayın güzellerim benim. İşte böyle bu ismi Gül'ün şeyidir. Eseri, mimarı. İsmi Gül diyoruz ya biz öyle ona ismi Gül diyoruz. Normalde ismin adır. Ablam da zaten onun ismini vermişti kızına. İsik ama benim. Hep seviyordu, hoşuna gidiyordu öyle o isim. İşte benim canım hala kızı bu yemeği önerince Feride de dedi ki neden olmasın dedi. Bir güzel dedi yanına da dedi güzel ekmek. Oh dedi mis daha ne olsun. Hemen de zaten faaliyete geçirdi gördüğünüz gibi. Şunları da bir yıkayayım da ben. Hatta şimdi fotoğraf da atacağım ben ona ki bak yapıyorum. Şöyle dün şeyden kalan kapya biberim de vardı. Bunu da kullanayım. Yazık günah. Şuradan zaten şey olmaya başlamış. O yüzden ben böyle atıyorum difrize arkadaşlar. Lazım olduğu zaman çıkarıyorum. Tamam taze. Bana diyorsunuz ki Feride taze taze alıp kullanmak varken niye donduruyorsun? Böyle hemen işte bozuluyor. Sonra da şimdiki. Bunları toplayalım. Şunları şey yapayım. Kavunu da mı halletsedim? Neyse onu sonra hallederiz. Sizleri biraz şimdi şarja takayım. Yani telefonumu tabii sizi değil.
Geçen öyle dediğim gibi bir arkadaş gülmüştü. Neyse arkadaşlarım, ben sizleri güldürüyorum. Allah da beni güldürsün inşallah. Çok şükür yine güldürüyor da Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Minnak. Ama domatesi falan güzel. Bugün böyle şimdi şey mi? Zaten sebzeli yemek olacağı için salata cacık yapayım, böyle sarımsaklı, salatalıklı, dereotlu. Patlıcan yapıyorum. Sen hazır mısın? Bak birazdan baba gelir ha. Saat 5 oluyor. Ben havuza sokacak mıyım? Ne bileyim anneciğim. Ne? Ama o senin havuza şey yapamaz kendim. Onu mangal yapacak. O yüzden seni oraya mangal yapmak. Yani yediğimiz için götürüyorlar anne. Ama babası, ben ya kızını havuza sokabilirsen. Tamam ben söylerim. Eğer kızını havuza sokabilirsen sok diyeceğim. Biraz gözüme az geldi. O yüzden bir tane yeşil biber daha ekleyeceğim. Sebzeler birazcık şey olsun. Daha sonra küçük tavayla bilerek şey yaptım ki çok olmasın arkadaşlar. Zaten şeyim de az. Hatta şununla da bulgur pilavı yapacağım. Şöyle çok minnak. Şöyle biraz koyayım. Tereyağını da koymaya şey olsa. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum vallahi bu renklere. Şimdi şişmiş koyacağım. Ben şişmiş çok severim, bayılıyorum hatta. Bak şişmiş koyalım. Besmeyazlarla gerek yok. Burada başka ne koyulan şeyimiz var. Burada başka bir şey yok. Ha bir de şey. Şöyle mor reyhan koyacağım biraz. Başka. Anam yağın altını açmadım. Bekliyorum pilav yapayım. Ben de kafa kalmadı. Uy ölüm değilim. Şöyle tuz koyacağım. Salça eklemeyeceğim arkadaşlar. Domates var, kapya biber var. Aslında buna biraz da havuç koysam böyle tam sebze yemeği olur da. Biraz da kırmızı toz biber. Rengini verir o. Evet.
taraftan açsana defteri. Miroş'a da yedireceğim biraz. Zerdeçal bir tık atarım içine pilavın. Patlıcanları güzelce yıkadım. Bir tık böyle dibini hemen tutmasın diye sil. Delikten çıkar anne. Şimdi bulgur çıkarayım. Yani çok mu olur ya? Çok olmasını istemiyorum. Kaynar su lazım da ama bunun için hava iyice ısınsın da. Şimdi bir kaynasın, ondan sonra altını kısacağım. Şunları şeyden geçireyim. Yemeklerimizde son durum nedir? Pilavın altını kapattım arkadaşlar. Şöyle bulgur pilavı çok seviyorum. Yaren de çok seviyor. Mira kuşum da yiyor. Bulgurun altını kapattık. Böyle ay, buhar geldi. Tane tane mis gibi. Bunun da altını bayağı bir kıstım arkadaşlarım. Şöyle bu da hıppır hıppır kaynıyor. Mis gibi oldu valla. Şimdi burada şöyle, aha, bu çiçeğimin başını kopardım. Yıkadım. Şöyle kapatıyoruz. Şimdi mis gibi olacak. Bu da arkadaşlar. Sarımsak var, dereotu var. 2 adet salatalık var, yoğurt var, birazcık su. Şöyle tuzunu koyuyorum. Şimdi çöpleri atacağım. Fesleğenlerimi sulayacağım. Dönüşte de nane getireceğim. Nane de koyacağım. Yanlış seçim. Değil mi? Şöyle. Aslında suyu koymasaymışım da olurmuş da biraz koydum suyu gerçi. Miraya bunu öğüttüm arkadaşlar. Burada şey vardı. Kırılmış mı kız? Kabak çekirdeği, bir de kaju vardı ya, çiğ. Onu şey yaptım. Hatta 2 çorba kaşığı dolusu, 1 muz. Onu biraz da ev yoğurdu demişim.
bu yoğurttan koydum ve verdim ona arkadaşlar. O yüzden yemekte acele etmeyeceğim. Yaren'e soracağım şimdi, yemek isterse yer. Hani gidecek ya. Bu burada beklesin. Buna ben şimdi nane getireceğim. Bu da güzelce bir soluversin. Oh mis. Patlıcanın olmazsa olmazı. Yapraklarıdır. Dermişim. Aslında kapatsak da olur zaten, çekti gibi. Böyle arkadaşlar, saatlerimiz 6'ya 20 var. 6 oldu bile yani, düşünün. Hemen şurada bidonumuz neredeydi kız? Çıkartıyoruz bunu, dolduruyoruz, götürüyoruz. Hem onu dolu şey yapıyoruz. Şuraya koysak durur mu? Şuraya koyalım, tamam. Yok, buraya da durmaz. Neyse, ben bunu bir doldurayım arkadaşlar. Hem gideyim çöplerimi, hem de nane alıp geleyim. Gitmeden bunun ağzını kapatacağım ve şuraya alayım. Saat 6 ama yer gök yanıyor. Şimdi daha yeni bittim ya, o yüzden hep sulamam lazım ki. İnşallah tutanlar ya. Tutarsa çok güzel oluyor. Bu mesele tuttu zaten ha. Hülya abla bunu dikmiş, bu tutmuş. Onlar da tutar. Şunu atmayayım. Ana! Dün kaşığımı getirdim burada. Şey dikip bunları böyle kazdım. Bakar mısınız? Kaşığı da bırakmışız burada. Şunu mesela dün birazcık budadım ki kökten daha da kalınlaştım. Saat 6 olmasına rağmen ortalık yanıyor. Hadi bakalım. Çöplerimizi atalım arkadaşlar. Geçen Hülya abla dedim ki, Hülya abla dedim, nane lazımsa al çünkü şey yapacağım, keseceğim. Lazımsa al, kurut. O da işte kesti böyle. Kurutsun beni çünkü iki kavanoz nanem var arkadaşlar. Buralarda bir ara bir kassam da böyle bir yeşil. Gerçi bu sıcakta da hiçbir şeyle dikilmez ki. Bunlar nedir ya? Bir şeyler dikmişler ama buralara. Bir şeyler dikmişler. Garibanım, şu çöpüm de ucu neredeyse bir 4-5 gündür orada böyle duruyor. Vallahi kim ne dese desin. Mehmet abi bakarken mis gibi bakıyordu adam. Sabah çıkardı, akşam girerdi vallahi. Şunu da benim oradan getirmişti bakın. Dikti. Bu da tuttu ne güzel. Şunlar bir şeylerdi yani. Bu şeyler ne diyor? Fasulyeye benziyor da, gerçi burada patlıcan matlıcan her şeyi dikmişler. Şurada bakın. Patlıcan. Bir şeyler bir şeyler var. Ama demek ki sütçü abla yetiştiremiyor. Dışarıda yani site dışından gelip temizliyorlar. Demek ki yetiştiremiyor. Böyle çöpler falan ortalıkta duruyor işte. Şurada hatta domates vardı. Ha bakın, bir tane orada. Kızarıyor. Güneş. Tam havuzun tepesinde. Bu gece yanan ışıkları kapatmamışlar mı? Bakın orada ışıklar yanıyor, şu yeşil. Şu an şeyden gözükmüyor ama. Valla böyle bir yerde arkadaşlar sabit her gün temizlemesi gereken birisinin olması lazım. Böyle 2-3 günde bir gelen temizlik olmaz. Yani böyle 2-3 günde geleyim, ortalığı temizleyeyim falan. Bakın bu ışıklar sabaha kadar yanması yetmiyormuş gibi, bir de bütün gün yandı, görüyor musunuz? Normalde bunlar akşam 9'da açılıp
sabahta kapanması lazım ama hepsi yanıyor şu. Yazık günah yani. Bütün şu an çevrenin ledleri yanıyor. Burası da öyle. Neyse Tülay ablayı arayayım da söyleyeyim. Bizim buralar fazlasıyla ot şey olduğu için bu dekor mekor yeşiller yanmıyor ve o kadar şey olmuyor ama karşı tarafın ledleri hep yanıyor, görüyor musunuz? Sanırım 8'den sonra biraz bir nefes alınır sıcaktan şu an. Ha yok, bizim buralarda yanıyormuş. Şu an bütün çevrenin ledleri yanıyor. Bakın. Ben git bir dalgın şey getir ya. Vallahi unuttum ya. Şey nedir onun adı? Tülay ablayı arayana kadar konuşa konuşa geldim de unuttum naneyi. Naneyi unuttum arkadaşlar. Şeyi varmış. Genelde hep kapalı oluyor da işte bugün öyle açık görünce şaşırdım. Tülay ablayı söyledim. O da diyor ki o tarafta diyor çalışma varmış diyor. Ondan açık kalmış. Yarınım gidelim, ele getir la kızım. Dışarısı yanıyor. Yanıyor. Anne diyor şimdi bunu yiyeyim diyor. Babanın yanında da mangalı yerim. Benim kızım gitti nane getirdi. Hadi afiyet olsun. Mina'ya daha yeni yedirdiğim için ona biraz sonra yedireceğim arkadaşlar. Şöyle yemeğimiz. Ekmek de çok güzelmiş ha. Yiyecek misin ekmek? Mis gibi. Hadi bize afiyet olsun. Ne hoşiş? Ne hoşiş? Tamam. Ne hoşiş ne hoşiş. Ne diyeyim sana? Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Mira. Kaldık mı baş başa Mira? Ablayı gönderdik. Çocuğum kemeri niye burada? Kaç veriyorsun? Pardon, çok verdim. Şimdi arkadaşlar, yarenciğimi gönderdim. Şahin diyor hadi gel sen de dedim yok. Yemeğimi yemişim mis gibi. Cacığımı yemişim. Gider miyim gitmem. Hele sıcak çünkü. Neyse bir videom var onu editleyeyim. Mira'yı da doyurdum bu arada. Ne oldu ya? Niye bozuldu şimdi? Çünkü oturup ha tamam niye? Bir daha söylesene burayı. Niye sinirlerin bozuldu? Çünkü şu yan komşuna de onun çocuğu özel tuttu hem bu tarafa hem bana şey dedi. Ne dedi? Selamun aleyküm. Tamam sen de aleyküm selam deseydin. Öyle değil. Aleyküm selam. Selam kardeşlerim. Selam kardeş mi dedi sana? Hı. Sen de deseydin ki. Aleyküm selam kardeş. Ya anne. Ne? İstemiyorum ben. Ne tuttu sana? Razel tuttu görmedin mi? Tutsun. Sen de kardeşin gözüne razel tutuyorsun ya. Tutayım mı? Yok. Yapacağım. Yaren olmaz kızım. Onlar da yapıyor bana. Bu şaka. Bir insan değil ki. Nasıl şaka yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Razelim nerede? Razelim nerede? Sanıyorlar ki benim razelim yok. Burada burada. Hemen çalışıyorum. Tamam. Ne yapacaksın Yaren Allah aşkına? Ne yapacağım ben? Kızım olmaz. Ayıp 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 olmaz. Sen kız çocuğusun olmaz. Erkek çocuğu ne demek? Erkek çocukları yaramazlık bazen yapabilirler ama kız çocukları yapamaz. Ama sen ne? Bir hanımsın, prensessin. Hiç yakışıyor mu sana? Bunu yapıyor. Ama sonra baba yararlar derler ki senin kızın razer tutuyor. Aa bu yapıyor mu abi? Götünü peçini doldurmuş gene poposunu doldurmuş. Ne dedim? Ne dedim ki? Totosunu doldurmuş dedim gene. Ne dedin ki? Ne dedin ki? Saatlerimiz 9'u 10 geçiyor. Yaren Hanım bir yarım saat önce geldi. Bana şöyle bir tabak getirmişler arkadaşlar. Ben de diyorum ki acaba ben bunu şu tontişlerle yesem nasıl olur? Aslında aç da gel görürsün tontişleri. Aslında aç da değilim çünkü öğlen patlıcanı çok güzel yedim. Hatta iki dilim iki parça ekmek yedim. Tontiş nerede? Aha yiyeceğim. Ya üstüne dön be.
dökmeyeceğim. Şöyle ne getirmişler bana? Ne getirmişler bana kız? Vallahi yani aslında uzun zamandır böyle mangal istiyordu canım. Niye ki buradan sadece şu kadarını yedim o kadar. Niye ki patlıcanı güzel yedim arkadaşlar. Bunu şey yapayım. Şimdi ben onları göndermiştim ya, ne yapıyordum biliyor musunuz? Sonra tabii geldiler. Benim işim kaldı arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir, hatırlıyor musunuz? Şöyle bir icat almıştım. İcat. Kız bu ne güzel cam yıkıyormuş. Arka taraflarını yıkadım. Sadece bu arka taraftan mı ön taraftan? Ha. Şimdi arka taraftan güzelce yıkadım. Sonra şu çekme şeyiyle çektim. Ondan sonra da diğer nedir onun adı? Pella bezimle de üstüne takıp geçecektim. İşte Şahin gelince kaldı ama burayı ben yarın ya da hatta birazdan yapsam da çünkü tam anlamam. Bakın şöyle göstereyim. Camlar en azından o lekeleri falan pek kalmadı arkadaşlar. Bunları dediğim gibi şu aklıma geldi. Birden yatıyordum. Dedim hele duray dedim. Şu çekpas vardı yukarıda. Onun şeyini açtım. Taktım ona. Gayet güzel oldu. Yarın camlarım hatta diğer balkon. Teşekkür ederim Nilo'yacığım. Yarın inşallah Allah nasip ederse iki balkonu da bu şekil halletmiş olacağım. Merhaba ben Nilo'ya dedik. Ha? Hocam Nilo'yu versene. Nereye vereyim? Niye ne yapacağız? Aynı gönderdikten sonra Yaren'le bir uzandım şurada arkadaşlar. Ağzımda sakız vardı. Çıkardım yanıma koymuşum. O da sen al. Ben uyumuşum ya. Sakız yapışmış. Mira gel biraz sana pilav vereyim. Ha bu arada baba kız evin haline bak. Şoka girmişler. Bana şöyle Yaren demiş ki baba seç. O da ha, şöyle bana hediye seçmişler arkadaşlar. O da niye biliyor musunuz? Ben balkonu yıkarken bunlar beni aramışlar. Benim telefonum şarjdaydı. Ben videomu editledim. Şarja taktım. Onu kaydetsin diye. Bunlar beni görüntülü aramışlar. Ben bakmamışım. Normalden aramışlar. Bakmamışım. Mesaj atmışlar. Bakmamışım. Çay. Evet ben de gördüm zaten. Yaren de demiş ki baba demiş. Annem kesin ya şimdi ağlıyordur. Ya uyuyordur. ya da video editliyordur demiş baba. O da demiş ki hayırdır. Ha bak şimdi. Bak. Ya temizlik. E tamam da ben ne zaman ağlıyorum ki babana demişsin ki ya da ağlıyordur. Ağlıyorsun ya ben seni görüyorum. He ağlıyorsun ben seni görüyorum. Neyse bitti. İşte demiş ki şey baba ya ağlıyordur ya temizlik yapıyordur ya da ya da uyuyordur. Ay ben seni yerim. Tam da ben balkonu yıkıyordum arkadaşlar. Bunlar geldi diyor ki aslında diyor balkondan bakmasaydın bir de çiçek getirecektik. Canım ne oldu? İşte bana baba kız. Bu da Hülya abla getirmişti ya sabah. Ben iki tanesini yedim. Yaren yedirtmedi bana. Anne bana kalsın dedi. Bak buradayken hala bekliyor. Bana böyle bir hediye almışlar arkadaşlar. Hoşuma gitmedi mi? Gitti. Şöyle renklerin tatlışlığına bakar mısınız? Şöyle yeşille uyumu da ne kadar güzel. Teşekkür ederim canım. Ne oldu? He, ne oldu? Gel. Gel biraz pilav vereyim de seni yatırayım. Gel. Pasaklılarımın. Gel pasaklılarım benim. Gel. 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 Evi gene ne hale sokmuşsunuz? Ne? Yaren acaba bu battaniyeyle şeyi ne işi var Yaren? Ben vallahi yoruldum artık kızım ya. Şunları ben dün akşam şunları ben akşam dolaba koydum. Yaren tekrar çıkarmış. Ne iş yapıyorsun benim ya? Neler çeviriyorsun ya? Of. Ne? Gel. Gel hele gel. Yaren. Ben kardeşine pilav ısıtana kadar şuradaki bütün oyuncak, çanta, tabak, mabak ne varsa sen kaldırıyorsun. Lütfen. Artık yaparsın çıkınca. İçecek de almış gelmiş yani. Bant da almış gelmiş. Bir de bu adam kafayı bir şeye takarsa ve her gün eve taşır. Dinç su getirmiş gene. Diğerlerini bilmiyorum nereye şey yapayım. Bu bana hala sular taşıyor. Neyse. Ben bu dolabı arkadaşlar bir güzel toparladım. Yerleştirdim. Düzenledim. Suları buraya dizdim.
Yaren sen gel. Şurada kahve var. Elin kahveye çarp. Buraya dök. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bu kahveyi niye bekletiyorum biliyor musunuz? Şey yapacağım. Şekerle böyle eriteceğim. Buz küplerine dökeceğim. Hazır böyle kahveler dursun. Böyle arkadaşlar suları buraya dizdim de. İşte Yaren Hanım sağ olsun. Şöyle bir deviri verdi. Neyse temizleriz bir şey olmaz. Şimdi şu cadalozuma bir yemek ısıtayım. Onu vereyim. Bulgur pilavımı versem. Pirinç pilavımı versem. Bulgur pilavı vereyim değil mi? Evet birazcık içine yoğurt da koyarım. Patlıcanın şeyini de koyarım. Biraz suyundan falan ilave de ederim. Miroş'uma veririm arkadaşlarım. Sonra zaten yatacaktır çocuk. Uykusu geldi. Saat zaten 9.30'a geliyor. Ben de şu mutfağı toparlarım. Balkonu artık yarın yaparım. Gece şeytana uymayalım. Ben böyle sürekli der yani bu balkon yıkadığım zaman bende bir şeylik oluyor ya, böyle düşme korkusu oluyor, yükseklik korkusu mu var bende anlamadım, böyle aşağıya bakamıyorum, sanki her an böyle yere çakılacakmışım gibi geliyor. O yüzden gece bastım ayağımda oldu. Ne bileyim anneciğim, öyle basınca kendi kendine çalıştı. Teşekkür ederim teyzeciğim. Teyze geldi. Tamam mı? Beni çok sevdi. Evet. Oteldik. Ben de oradaki çocuklara diyorum işte. Bak çocuklara gidiyor. Ay, ha çocuklarla mı gidiyor teyze? Demek ki onlar. Teyze gitmiyor. Teyzenin otelde çok iş var. Tamam, Mira'yı getirsen anneciğime. Biraz da yoğurt koyayım. Getirmek istemiyorum. Çok ağır olur. Annem lütfen. Ne demek ya çok ağır olmuş. Sevinmen lazım kardeşinin öyle olmasına. Sen de ne diyorsun? Gel babam. Her tarafa döktük neyse. Buna biraz yoğurt ve Miroş'umu tok tutacak. İnşallah yarın sabaha kadar. Yapma anne, mütme kızım. Hadi Yaren, ben bunu yedirene kadar sen de oralar toplayın. Şu oyuncağı yazık günah götür. Bak Dilek teyze izler üzülür ki. Bak ben yolladım, onlar ne yapıyorlar. Hadi götür. Götür annem götür. Sen öyle mi davranıyorsun oyuncaklarına? Nereye gidiyorsun, gel yanıma. Ha, yanıma gel, yanıma. Yanıma gel. Yanıma gel, yanıma. Ha. Tamam yeter bu kadar. Gel evine gel. Hadi gel bak mama, mama kızıma, mama. Mama kızıma. Oh mama gel. Gel canım gel. Kızımla gece temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 12. Ve benim kızım salonu toparladı. Tabii bu durumdan keyif çıkaran kim oldu? Tabii ki de Mira Hanım, çünkü uyuyor. Ama benim kızım teyzeleri ablalı. Hadi şurada kal, al annem. Benim kızım burayı süpürdü, ıvır zıvırı topladı, halıyı kaldırdı, sildi. Şimdi halının kurumasını bekliyor ki serecek, değil mi anneciğim? Oy ben seni yerim. Hem de anne izliyor. Anne miydi, kadın mıydı? Sanırım kadındı. Hayır. Başka biri. Kadınmış anneciğim. Dizinin adı kadın. Benim kızım böyle çocuklu falan izliyor. Koy ben seni yerim. Evet ya. Teyze de şurada bir 2-3 leke var. Yarın onları şeyle bezle alacağım. Makineyle sürekli. Sen buraya koydun. Bunları sildim. Böyle altlarını bile sildim. Şimdi böyle tozlu yerleri sildim. Tamam anne. Sürekli makineyle yapmak istemiyorum. Bez şey kumaşı şey olmasın. Bezle alırım orayı. Ne oldu anneciğim? Tamam kalsın o içinde. Ben de mutfağı toparladım arkadaşlar. Şimdi makineyi çalıştırdım. Masayı sileyim. Ondan sonra son şu ocağımızı temizleyip. Ha, bu arada ben balkonu da hallettim ama yarın size gösteririm. Balkonun camlarını falan sildim.
Yarın da inşallah diğer balkonu yapacağım. Şey yapıyorum yani, dedim ki direkt bütün böyle işlerimi halledeyim. Ondan sonra yıkanacağım zaten. Sahil de yarım saate falan gelecektir. Böyle arkadaşlar. Ya benim kızımı gördünüz mü? Benim minnoşumu gördünüz mü? Teyzeleri, ablaları. Bunlar da böyle zamanla niye bu kadar kötü oluyor anlamıyorum ki. Sürekli elim üstünde, sürekli temizliyorum, sürekli siliyorum ama ocak zamanla böyle bir şeyler oluyor bu ocak. Oy, seni de kaldıralım bari. Neyse, şimdi yarın sabah tertemiz mis gibi bir eve uyanacağız. Şimdi Mira'ya yemek yedirdim ya, ondan sonra bir meyve suyu verdim arkadaşlar. Meyve suyu biberonun ağzını bayağı bir yırttığı için yırtmış yani. Ve dünkü serdiğim, dünkü şey vardı ya, çarşaf serdiğim, onu mahvetmiş sapsarı. Ta yastık kılıflarına kadar. Şimdi onları sökeceğim. Ah, Mira Mira. Mira Mira Mira. Yağlı kılı yarın yıkasam mı ya? Şuralara bayağı bir şey olmuş da canım sıkılıyor öyle. Şuralara bakın, şöyle bir şey oluyor ya, canım sıkılıyor. Oy, ben seni yerim ya. Sen kız, sen ne kadar akıllı bir kızsın ya. Maşallah demeyi unutmayın teyzeleri benim kızıma. Vallahi de. Tamam, sen yukarıları silme. Sen boyun yettiği kadarını sil, tamam mı? Şimdi şu demirlerini de silerim. Tamam, ben oraları silerim. Sen sadece boyun yettiği yerlere kadar yap anneyim. Çekirgen benim ya. Babasının yanında. Biraz nazlanmış. Elinde işte yara şey, elinde şey var. Kaşıya kaşıya yara yapmış. Onu işte şey yapmış. Kaşımış kaşımış, sonra ağlamaya başlamış. Baba, ben annemi özledim. Anneme gidebilir miyiz demiş. Ay, benim duygusal çocuğum ya. Her ne kadar babacı olsa da gene annesiz de yapamıyorlar arkadaşlar. Allah hiçbir çocuğu annesiz bırakmasın. Hiçbir anneyi de evladıyla sınamasın. Evlat acısı yaşatmasın. Tamam, kızlar genelde babacı olur ama anneleri olmadan da eli, kolu, kanadı kırık gibi olurlar. Çok şükür benim anam da hayatta, babam da hayatta ama uzak olmaları birazcık şey yapabiliyor. Ama yine de Rabbime şükürler olsun. Hayattalar. En azından seslerini duyabiliyorum. Görüntülü konuşabiliyorum. Burada beni bir sürü annesi babası hayatta olmayan ablalarım var, teyzelerim var. Mekanları cennet olsun. Ölen teyzelerimizin, annelerimizin. Çok öyle var burada. Ben bazen böyle paylaşıyorum ya. Dedeciğim, dua et ki hayattalar falan diyorsunuz. Kızım çok zeki. Evet anneciğim, çok zekisin. Bundan burayı sileceğim. Hayır. Evet. Hayır, o çok pis. Evet. Hayır, o yer silmek. Sildim. Annem, o yer şey, kapılara dokunma onunla. Sen zekisin biliyorum ama o kadar da değil yani. Anne, ne oldu? Tamam Eren, yap, ben devam ederim senden sonra. O kadar haklısınız ki. Tamam yap. Tamam yap yap hadi. O kadar haklısınız ki. Ne kadar şükretsek azdır. Neyse arkadaşlarım. Şimdi saat 12 olduğu için tabii ki de süpürge falan tutmayacağım. Yarın ilk işim süpürge tutarım. Çünkü büyük ihtimal Hülya ablalar yatıyordur. Yatmasalar bile onların şu an burası yatak odaları olduğu için tabii ki de şey yapmayacağım. Yani yarın sabah Allah'ın izniyle kalkarım. Hepimize diliyorum hayırlı, hayırlı, bereketli, güzel haberler alacağımız bir hafta olsun inşallah. Hastalar şifasına kavuşacağı bir hafta diliyorum arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.